Herkese merhaba gündem Simülasyon 20. bölümdeyiz başında başlamıştık önce bir aylık yaptık ondan sonra 15 günlüğe indirdik Ondan sonra da hani artık sistem oturunca bir de yani yetmeyince e, böyle biraz daha hızlı için haftalara çevirdik programı şimdi 20. bölümde çok güzel bir haber var Farmer's Metro 19 için uzun süredir beklediğimiz mevsimler modunun sonunda çıkıyor bugün değil dün çıkış tarihi açıklandı 24 Temmuz'da çıkacak e, Realismus modu tarafından geliştiriliyor Hatta bu mod Giant Software yani oyunun yapımcısı ile birlikte geliştirmiş bazı aşamalarda. Zaten modu geliştirenlerden birisi yani FS de ki modu geliştirenlerden o çıkardıktan sonra zaten biliyorsunuz hani Mesela modu birinci falan da gelmiştik yarışmada. Oradan bir ranking diye birisi var o programlamacı olarak Giant Software'a katılmış. Yani resmi olarak da yeri resmi olarak da mod çıkacak yani mod app'ta. 24 Temmuz'da önce PC Mac için çıkacak daha sonra konsolları çıkartacaklar ama onun tarihi belli değil çünkü test edecekler kalite kontrol testi vesaire ondan sonra konsollara gelecek yani çok güzel özellikler var. yeni özellikler var. zaten bunlar onaylanmış hani bunlar açıklanmıştı zaman zaman şimdi işte bir yazı yayınlandı ben de onu çevirdim hatta şöyle bir şey yaptım maile cevap gelirse bu modun Türkçe çevirisini de ben yapacağım yani çıktığında belki çıktıktan sonra Türkçe olarak da oynayabileceksin çünkü çok fazla ayrıntı var böyle bir oyunun zaten oyun kendi Türkçe desteği var hem de böyle bir modu Türkçe oynamak lazım hani bir sürü yenilik var zaten fs 19a biliyorsunuz grafikler güncellendi motorda bir sürü değişiklik yapıldı Skip'te bir sürü değişiklikler yapıldı bu sayede yeni özellikler yapabilecek e, yani imkanlar sahip olmuşlar ya sadece bir mevsimler modu değil bu aslında şu an Hayvancılıkla ilgili bir sürü şey değişiyor. Yani cinsler geliyor, ırklar geliyor hayvanlarda, ineklerde. Onun ayrımı oldu. Et üretimi için şey bırakmalıyorsun başka bir inek alıyorsun. Süt için hoş tane alıyorsun. Atlardaki sistemi değiştirmişler. E bu bu diğer hayvanlara uyarlayın. Hani bir sürü değişiklik var. Bunların hepsini yazdım. E, yetiştirme tarzı değiştirmiş. ya e, yaban ilgili değişiklik yapılmış zaten yeni gelen bir özellik de o. E, yani ürün yetişme sistemi komple yeniden yenilenmiş. Tamam, e, tamamen değiştirmişler. Hava koşullarına bağlı olarak zaten geliştiriyorsun ekinleri. E, burada değişiklikler yapılmış. Direnç dereceleri falan varmış. İşte mahsul rotasyon diye yeni bir özellik geldi. Ve hatta bunu Nadas'a bırakabiliyorsun tarlayı. Toprağın hava alması için vesaire. Ya da verimli kullanmak için, gübreden tasarruf etmek için falan böyle. E, rotasyon kullanabiliyorsun. Tabi her ürüne göre değişiyor bunlar. Bunların bir planlayıcısı bile yapılmış. Bunu o ekranda ayarlayacaksın, takip edeceksin. Hava durumu tahminleri gibi şeyler de var. Diyor zaten bu ama şey ama. Öyle illa o yağmur yağmayacak. Belirsizlik de var. Yani 5 günlük bir tahminde hiç gerçekleşmeyebilecek şeyler de olabilir yani kontrol etmeniz gerekiyor o zamanla. Karlarla ilgili zaten şeyler var. Ondan sonra tabi haritaların bunlara uyarlanması lazım. Şimdi çıktığında normal haritaları destekleyecek. Daha sonra uyarlanacak diğerleri de. Otlatma ile ilgili özellikler var. Çimleri mesela olduğu yerde hayvanlar onları yiyebiliyorlar aynı zamanda. Arazideki Ar onlar tekrar tabi yılın zamanına göre çıkabiliyor otlar. E, su pompası eklemişler beslemek için oldukları. Zaten bunun bir modu da vardı hatta. Bu o Barcelona gelecek. Çimenlerin tabi kurutması falan da gerekiyor artık güneşte. Yani bununla ilgili bir sürü şey var. Zaten samanlar falan yağmurda sanabiliyordu, çürüyebiliyordu. Bunu şimdi değişmişler zaten binalar artık su geçirmiyor ya. Fes 19'da bu sayede ee, çimenler, çimen geçiriyor. Çimende bunu çözemiyorlarmış da malzemeden dolayı. Yani yanlış anlamadıysam, o oh, bu ne yazmış ben burada? Çürü mü, çürü münün yazmışım. Neyse onu düzeltirim. Binaların içine yani samanları, balyaları koyacaksınız. Ama tabi kurt, böyle biçtiniz onları kestiniz ters çevirdiniz bu da faydalı kuruması lazım bunu yapmak zaten çürüyor hani orada kalıyor yağmur yağarsa sürü çürüyor tekrardan e zaten hava durumunda yağışlar falan etkili olacak yoğun hava yağmurlar yağışlar fırtınalı havalar eklemişler yeni özellikler sayesinde bunu yapabilmişler sesleri komple değişmişler bu oyundaki ortam sesleri de, yağmur sesi de komple değişmişler bunları Hani zaten bir videosu vardı bir 5 dakikalık görüyordunuz orada Araç bakımı tamire değiştirilmiş. Artık aracın yıpranması farklı oluşuyor. Yani tamir etmek var yıpranacak zamanla gücü de azalacak ya performansı öyle bir şey var ya. Çok azalmıyordu gerçi de neyse. Oradaki şey ayırmışlar. Yıpranma efektif var ya görsel aşınma şey var. onu ayırmışlar. Mesela onu ayrı olarak boyamanız gerekiyor. Aracın büyüklüğüne, boyutuna makinesinin şeyine göre değişiyor bunun boya boyatması tekrardan. Onu ayırmışlar. Ee, ya yani bir sürü olay var bunları okuyun ee, rüzgar yönleri falan gibi şeyler hesaplamalar var yani bu her şeyi değiştiriyor bu oyun deneyimini baştan sona değiştiren bir mod ee, çıktı zaten oyuncular şu an sabırsızlıkla bekleniyor hani böyle şey bu haftanın en önemli olayı bu simülasyon oyunları için şu an hani bu açıdan bakarsak çünkü mevsimler yani oyunda eksikti ya şimdi yeri resmine giriyor yani şimdi neden eklemeden diyebilirsiniz yetişmedi oyunda olması için bir sürü şey yapılması gerekiyor zaten bu bilaneti aslında görsel olarak bir sürü şeyi yapmışlar açmışlar. Shader'larla ilgili mesela özel şey yapılmış. Giant Software ile birlikte çalışmışlar. Ama yani yine aşamadığınız şeyler var motorda. İşte bu bir sonraki oyunda mı açılır? Onda mı resmen gelir? Yani artık gelmeli. Yani bir sonraki de. Şimdi PS oyunda da dedik yani bir sonraki de olur olur diye de yani olmadı. Başka şeyler yaptılar. E bunun başka türlü faydaları oldu. Şimdi bundan sonra da başka türlü bir şeyler olacak. Yani yine de ne diyeyim? Öyle yani. yani biliyorsunuz olayları. Güzel bir şey. Bu mod Seasons 17 yani FS17 şu işte modlama yarışmasının birinci gelmişti. Şimdi mod contest 19 başladı. Modlar çıkandı. dışı i̇şte oynayabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Zaten onun videosunu çektim bundan önce. Onu izleyebilirsiniz ya da işte modlara bakabilirsiniz. Sitede de konusu var. Ee, orada pek böyle çok farklı modlar yok ama yine güzel de modlar var. Sulama sistemi yapmışlar mesela farklı tarlaları ilaçlamak için. Aktarmıştık onları. Onları da oynayabilirsiniz. Tabii o gölgede kaldı biraz. Zaten o oylamaya kapandıktan sonra 24 Temmuz'da bunu çıkacaklar. Ondan sonra zaten hafta sonunda şey var. Farmcon 19 var mesela. Ee, bu Arda böyle gelişmeler. John Deere'nin pamuk makinesi geliyor DLC olarak. Birkaç tane ekipmanla taşıma araba tutma şeyleriyle geliyor. O da güzel bir şey. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim. Mevsimler modunda her şey birbiriyle ilişkili. Birbirini, birbirini etkiliyor. Sıkı sıkıya bağlı bir şey vardı orada. Yani o yüzden <laughs> öyle işte. Yani buradaki bütün olaylar da birbirini etkiliyor aslında. John Deere makinesi geldiğinde alan, 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 alan olur. Hani böyle diyesini insan almak bile, mail atıp keyif istemek bile istemiyor biliyor musunuz? Gerçekten öyle oluyor. O Anderson Mendes'a çıktı ya, hani dedim hadi salla yani. Oynamıyordum zaten o arada dedim sallayayım ama belki bunu bir denelim Corteva ana sponsorlardan birisi olmuştu Farmswether liginin. Bunun bir açıklaması yapıldı tekrar. Corteva bir tarım firması. Gerçek bir de Pioneer'da mesela yine gelmişti oyuna resmi olarak. Corteva'da tanklarda mesela ilaç tanklarında vardı. E, Trelleborg, well, e, Trelleborg lastiklerini biliyorsunuz Farmix Metal 15 e gelmişti bu seriye. Trelleborg büyük bir, büyük bir holding işte bu alanda faaliyet gösteren lastikleri de oyunda var. Esport takımı kurmuşlar. Farm Sweater Ligi'nde yarışacaklar. Yani zaten işte bu ay sonu Farm.com var. Orada Klas'ın fabrikasında olacak. klasım DLC'si de bekleniyor gibi bir şey işte. Neyse. E, o daha açıklamadı. Orada bir şeyler göreceğiz umarım. Ama daha sonra herhalde belki duyurular bir şeyler olur. Bilmiyoruz. E, orada yarışacaklar takımlar. Bir sürü takım var. da herhalde daha haftayda birkaç tane daha takım duyurulur. İlk turnuvada bu takımları görürüz. Şimdi bu takımlar duyurulacak da bundan sonra takımların katılma şansı var mı? Yani ikinci sezona bildiğim kadarıyla takımlar katılabilecek de onu bilmiyorum. Yani şu an giren aslında şanslı da neyse. Ketrenet Krabs, Krabs'a yeni bir video paylaştılar. Yığınlarla ilgili, slash yığınlarla ilgili kontrol sistemi yapmışlar. Daha önce sürü Silodon'un da kontrol sistemi falan olacaktı. Tam henüz net göremedik bazı şeyleri de burada onu oyuna eklemişler. Zaten yığınlarla ilgili çalışma yapıldı. Acmi ile ilgili, doldurması ile ilgili falan. Şimdi bunu video olarak göstermişler. Ekranda göreceksiniz. Modeli falan değişmiş orada güzel olmuş. Bir de ekran eklemişler böyle gerçekte olduğu gibi. Ya ben beğendim o olayı. Güzel. Çok özel gibi bekliyoruz şu an Krabs'a. Mesela o zaten onda orijinal olarak var. Bu gibi böyle ayrıntı özellikler onda zaten resmen olacak. Ama bir türlü güncelleme çıkamadı şu an. Yani teknik sıkıntılar da biliyorsunuz. Tekrar bahsetmeye gerek yok ama hani o güncelleme bekliyoruz. Güzel şeyler olacak ya Tenet ama yani hiçbir zaman şey olarak bir anda F-19'un yerine geçecek şekilde gelmez oyunlar. Yani çıkmıyor. Öyle bir dünya yok. <laughs> zaten özellikle hani simülasyon oynanda hiç olmuyor öyle şeyler söyleyeyim size. Yani herhangi bir oyunda da mesela bak yıllardır takip ediyorum farklı farklı oyunları. Ya pat diye olmuyor. Yani oyun nereden nereye gidiyor, değişiyor yani komple değişiyor. O yüzden ketenet kapsa da bu gelişme var ama hani bir şey görmedim. Yani şu an çıkış tarihi ilgili bir şey yok güncellemenin. Maşinki diye bir oyun var. Hatırlar mısın bilemem. Jean Zay'in tarafından geliştirilen böyle kendi oyun motoruyla yaptığı bir ee, basit demeyeyim güzel bir Tycoon oyunu tren odak tren taşımacılığı odaklı böyle ça farklı çağlarda farklı trenlerle oynayabiliyorsunuz güzel bir oyundu e tut tutmadığı şeyini yapamam bir videosunu çekmiştim zaman çok değişti oyun yeni lokomotifler yeni vagona yeni yükler yeni düzenleme bir sürü grafiksel gelişme yapıldı en sonunda Türkçe dil desteği eklendi bu dışında Japonca, Çince ve Vietnamca da eklendi. Türk şehir ismine de eklenmiş mesela. Ya Türk şehir ismi baya baya konuda ben yazdım. Ne var? Sivas var, Erzurum, Elazığ gibi şeyler var bir sürü. İskenderun, İskenderun yani, aynı. Rastgele olarak oluşturuyor tamam mı? Güzel olmuş. Çevre gibi yapmış. Serhat Çavunt yapmış. E Serhat Çavunt. Şimdi E Asan da olabilir bilmem. <laughs> Neyse ona teşekkür ederim. Güzel bir olay. E, yani böyle oynan kuytu köşede kalmış olan Türk Lili desene sahip olması çok güzel. Merak eden varsa bakabilir oyuna. Maşinki'ye belki benim videoda, videoda izleyebilirsiniz. Kaç şey hakkında bilgi sahibi olursunuz. ETS2'nin Road to the Black Sea yeni ekran görüntü paylaşıldı. Tabii köyleri paylaştı zaten görmüşsünüzdür. Burada Türk köylerini göremedim. Hani yok tane yani zaten oradaki fotoğraftaki gerçek yerleri buldular. O yüzden yok Türkiye nazı çekilecek bir konu şu an herhalde hep böyle hani değil mi çıkana kadar bizim harita tarafı İstanbul var, Edirne var, bir sürü önemli bir yer var, Kapıkule var, Amza Bey'i falan daha göremedik. Böyle bir nazı çekilecek yerler arasında olur yani öyle bir şey herhalde bizim durum olacak. Yani bu hafta da olmadı. Haftaya YouTube'dan bir şey paylaşırlar gene olmaz diyeceğim de belli olmaz yani tak takılmayın böyle şeylere. Ama hani e görmek istiyoruz artık. Yani bir böyle net olarak bir şey görelim. Bize özel blog yazısı olsun, bir şeyler paylaşsın ve 10 tane ekran görüntüsüyle böyle net olarak görelim bir şeyleri de Yapmıyorlar işte hemen öyle. Öyle. SCS'nin olayı bu zaten. Meraklandırmak. f modu ile ilgili ne var son olarak? Ee, güzel şeyler oldu. Ben artık f -MAX modunu kullanabiliyorum. Dışkın, tabii dışından sürüyorum. içinde çünkü yok. Yani kokpit aktı mı da haftaya başlanacak sanırım. Yani paylaşıcı zaten siz de görmüşsünüzdür. Son görüntüsü. Bir tane kısa video yaptık. aslında oradaki çamurluğu falan göstermek için denemek için yaptık. Ve sonra GIF olmadı. Sonra da video paylaşalım dedik. Böyle yayıldı gitti o. Yine oyun içi görüntüleri paylaştık. onlardan bir zaten biliyorsunuz. Rüzgarlıkları ayarlanabilir yapabiliyorsunuz. Spoilerları. İşte bu Dorsa'ya göre değişiyormuş, onun etkisi var. Lele şasi, Love Liner, Love Deck, Midele şu an Emre yaptı. Mesela görüntüyü paylaşacağım bu hafta sonu Instagram'dan ve işte diğer yerlerden haberiniz olsun. Bir yeni ekran gözü var, birkaç tane öyle paylaşalım dedik. Ondan sonra video zaten gördünüz. Çamurluklar değişecek hani, standart olarak sağlanmayın ve az sağlanabilen olacak. Hani buna takılmayın, yani buna takılanlar var ama takılmayın, mesele değil bu. Önemli olan bu modun yapılması zaten, bu şekilde yapılması. Hani çok da uçup bir şey beklemeyin, şimdi oynuyorum diye söylüyorum da yani neden? Ya bir mod sonuçta ama hani F-Max Türkler yapmış. Türkiye yine Türkler yapıyor mod olarak. E güzel yapılıyor. Sıkıntısız bir mod olacak yani. Herkesin beklediği daha sonra bir sürü modun yapılacağı, seçeneklerin ekleneceği bir mod. Ya bir değer var ortada. Hani zaten bunu biliyoruz. Ama hani böyle paylaşıyoruz diye de şey anlamayın yani. Çok uçuk yüzdesi bir şey geliyor. Öyle bir şey yok. Yani bir sürü modda daha fazla seçenek, daha fazla ayrıntı var. Olabiliyor da hani bu böyle yapılıyor. Belli bir sınırları var. Ama güzelce oynuyorsunuz. Yani şimdi ben dışında oynuyorum. Promosla akıyorum biraz. Oynuyorum. Belki bundan sonra yine girerim. Videodan sonra da. Hiç olmayınca böyle biraz aynasız gidiyor. Aynasız. Aynada falan yok böyle. Aynasız olarak takılıyorsun. Bütün muayeneye soksan arabayı ya da polis bağırsa bir daha kullanmasın yani o derece. Öyle dolaşıyorum trafikte. Ama güzel gelişmeler. Takip olun zaten. bilmenleri söyleyin. fmax.com zaten ETS2 fmax yazdığınızda zaten sitenin adresi falan çıkıyor. O yüzden doğru bir yere insanlar giriyordur. Truck Driver'ın oynanış videosunu paylaştılar böyle bir saat sonra başka da böyle konsolda çekilmiş videolar paylaştılar. Çünkü en son e, ilk olarak Eylül'de konsolda çıkacak daha sonra böyle Kasım Aralık gibi de PC'ye çıkacak çünkü bir şeyler eklenmesi gerekiyormuş. Ya izledim ama hani zaten bunun için bir şey söyleme gerek yok. ETS 2'nin kopyası yani bazı çoğu şey yani yapılacak çok şey var aslında alternatif bir oyun yapıyorsun ama aynı olmaya çalışmak çok saçma yani ETS 2'nin şeyine oynamak çok saçma yani ama öyle oynarsın. Yani Ertesi bir kere farklı sonuçta. Hani güzel ama yani fiziklerde şudur budur eksikler çok. Öyle bir şey de olmak istemiyor zaten oyun. Standart hani konsola çıkacak. Konsolda oynamak isteyenler satılacak oyun. PC'ye çıkacak. PC'de zaten bir başarı çok zor elde edebilir ama yani şu şu özelliği iyi dersin. Sonuçta farklı bir şey ama hani çok daha güzel şey yapılabilir ama yapmıyorlar. Yani biliyorsun zaten nedenlerini. O yüzden Tractor Driver'ı yani çok böyle bekliyorsanız yani kusura bakmayın ama beklemeyin yani yani ya hata yapıyorsunuzdur yani bir sürü oyun var oynanacak oyun var yani gidip de şimdi onu beklemek alternatif olsa dahi iyi, i̇yi olmalı e tabi şey seviniyorum hani konsola çıksın yapılsın güzel de yani yine bir şeyler değişecek oyunlar olsun be Madrener 2 için yeni bir gelişme var. Şimdi Madrener 2'de yeni bir <laughs> gelişme yok aslında neyse. Temmuz arası sonlarında böyle bir playtest yapılacakmış Paris'te. Bunun bir başvuru formunu yapacak Fransızca olarak. Tabi biz katılamayız öyle bir şey yok da online bir şey yok belki ileride olursa güzel olur. Bu güzel bir şey aslında playtest yapmaları böyle bir tesiste işte Paris'te Focus on Interactive herhalde bir yerde buluşacaklar oyuncularla. O hafta boyunca oyunu test edecekler. Çünkü oyun değişik bir şekilde geliyor. Böyle bir şey yapmaları mantıklı. Çünkü Focus on Interactive e böyle sıradan bir firma değil oyunu yapan stüdyo var belli zaten artık. Dedi ki oyun kurtuldu dedik. O yüzden zaten bir sürü zaten resmi olarak doğrulanmıştı. Sıkıntı yok yani ama yeni bir şey göremiyoruz hala. İşte son umudumuz artık Temmuz'u biteceğiz herhalde. Gamescom'a doğru orada bir şeyler paylaşacaklar. Olmaz zaten artık toplanıp gidelim yani bir yerlere. Bir, bir şey yapalım da ee, bunu zaten konuşmak istemiyorum çok üzülüyorum şey Madden 2'den bastınca. oyun kurtuldu ama hala bir şey göremiyoruz her neyse hani bunun bir var belki yani böyle açık betadır kapalı betadır yapabilirler çıkış oyunu doğru umarım yıl sonuna doğru çıkar yani ertelmesi hiç istemiyorum hani 2020'de falan çünkü bir boşluk var hani bu oyunda çok şey değiştirdi hakkı gelsin hani çıksın böyle insana oynasın ee, bir sürü özelliği görsün tekrardan yenikleri şey olsun hani sadece ETS2 gerçek değil hani ya da başka bir oyun gerçeği yok hani tek gerçek o değil yani başka oyunlar da var farklı şeyler yapanlar o yüzden Kar Mekanik konsol sürümü 8 Temmuz itibariyle 43.000'den fazla satmış. Ya biraz beklentinin düşük olduğunu yazmış da borsa bildikleri şeyde hani bekledikleri kadar iyi değil yani memnun değil aslında bu satışlardan ama şu an herhalde artmıştır tabi belki yavaş yavaş ilerler. Normal bence aslında ya bence hani artıyordur ama hani ne da ne, ne, ne olsun hani şey olarak eski bir oyun artık karma Mechanic yeni çıkan bir oyun değil. Geç gelen bir konsol sürümü bu. Geç çıktı. Yani oradan herhalde sıkıntı var. Death Stick Bush Flight Simulator'ın da bir çıkış tarihi açıklanacak ama Açıklamadı yine ertelendi. Yani. Aslında bu dönem çıkması gerekiyordu bu simülatörün. Açık dünya oyunu sahip sahip işte bir uçuş Simetri böyle tek uçak kullanıcısı vesaire. Çıkmadı. Ee, tarih vermek Niye? Yani teknik nedenler, belirsizliklerden dolayıdır. Ama önümüzdeki hafta bir şeyler paylaşacaklarmış. Hatta en son işte bir varlıklar ilgili işte 3D varlık oluyor ya falan. O, o tür şeyler ilgili bir fotoğraf falan paylaşıyor ama önemsiz onlar. Ee, erken eşlik girme zaten sıkı olarak çalışıyorlarmış. Ya güzel bir gelişme hani çıkacak bu en sonunda da işte pat diye olmuyor biliyorsunuz. Squad için yeni bir güncelleme çıktı alfa 14.1 Bu güncelleme ile da artık sunucuya girerken eğer sunucu mod istiyorsa yani sunucularda, custom sunucularda Steam atölye bu modda otomatik olarak indiriyormuş bu da güzel bir özellik faydalı Zaten yani çok küçük modlar yok ama zaten spesifik şeyler yok ama olsun Bunun da alfa 15 güncellemesinin şeyi meta olarak çıktı squadın onun da mesela yeni iyileşme gelişme falan var. Ee, şu an test ediliyor yani katılabilirsiniz Alpha 15'e. Ben yine bayağıdır oynamıyorum. Yeni sunucular açmışlar monte Montreal'da ve Örebro'da. Yani eğitimle ilgili bir şey eklemişler bu piyadelerle ilgili, bu askerlerle ilgili. Araç eklenmiş Hani BMP 2 aracı eklenmiş. Öyle şeyler yapılmış. Yani bir sürü böyle zaten özellik var. Squad Türkiye faaliyetine son verdiği için bunları belki Türkçe olarak göremiyorsunuzdur. Ben böyle zaman zaman aktarım özelliklerini. Zaten yani keşke kapanmasaydı olay ne, ne diyeyim artık izliyorlarsa <laughs> ya emek harcandı ama e, takımlar farklı farklı şeyler olunca e, gölge düşüyor yani devam etmesi için hiç buna takılmadan şeyin devam etmesi gerekiyordu. Üzüldüm yani kapanmasına ben, ben de uğraşamadım o ara devraldım ama hani şeyleri uğraşamadım şimdi başka şeyler yapıyor başkaları ama hani site güncellemesin karışıyor işler orada olaylar karışıyordu yani kısaca. Ama yine de oynamak isteyen zaten oynuyordur. Çeşitli topluluklar üzerinden oynuyordur oyunu. Tabi ama birisinin bir, bir, yerin böyle bir şeyler organize etmesi, bir şeyler yapması güzeldi. O olmalı yani her oyunda bu gerekiyor. Olmazsa zaten topluluğu bir araya getiremiyorsun. F1 2019 oynamaya başladım sonunda. Tabi Formula 2'de oynadım. Son Formula 2'den çıkıp böyle ışık hızıyla F1'e daldım. Sadece Azerbaycan şeyinde e, bir yarış yaptım da çok oynamadım yani gerçekten çıktım. Bir de şey direksiyondan biliyorsun direksiyon standtan çok söktüğüm için masada zor oluyor. Bir de benim sıkıntım şu. Manuel vitesi oynayacaksın da şu derdim var. Arkadaki kulakçığı sağı sağdaki kulakçık bozuk. Vitesi yükseltemiyorsun yani ayar kaçıyor orada. Orada problem oluyor. Ee, ama onu tabi ben bir tuşu atayıp çözeceğim artık. O şekilde oynayacağım. 4 2 de var. Hatta bunu zaten ben Tolga abi yayındayken göndermiştim. Sağ olsun o yüzden <laughs> hiç almadan beklemeden geldi. Ya alacağım alacağım da işte almıyorsun. Oynamak istemedim. Bildiğim için kendimi ondan almıyorum ben. Yoksa alırım. Başlarım da. Neyse bu hafta sonu bir GP var. Belki izlerim pazar günü ya. Geçen hafta yarışı, yarışı izleyememiştim de o yüzden. Xplan 11 için yeni bir DLC çıktı. ya yani standart bir haber aslında bu. Peterbon havalimanı vardı. Airsoft'un genel merkezinin olduğu yer şehir yani. Onlar zaten yaptılar bu DLC'yi. Çıkardılar 11 Temmuz'da. İlgili olan varsa bakabilir. Zaten daha önce bir tanıtım videosu falan koymuştum videoda. Şu an benim kulaklarımda ne çalıyor biliyor musun? Red Dead Redemption 2'nin soundtrack'i çalıyor. Soundtrack albümü çalıyor. Apple Music ve Spotify'da yayınlandı. Zaten şarkıları tabi dinlemişsindir farklı yerden de. Bir albüm olarak Rockstar Games kendi adıyla yayınladı bunları. 13 tane şarkı var 42 dakika sürüyor. Ee, gelişmeler bu kadar. tabi başka şeyler var. Başka oyunlar duyuruluyor. Şimdi işte niyetim de böyle bu program gibi böyle yeni oyunları böyle bir programda böyle belki parça parça denemek güzel olabilir değil mi? Aslında Değil mi böyle güzel olabilir yani ya denediğim oyunları Böyle sıcağına sıcağına her hafta O hafta ne oynadım diye güzel olabilir ya yani Zamanla değiştireceğiz bak hala gündem süresi canlı inanı başlayamadık çünkü Bir şekilde Şeyini ayarlayamıyorum hani Yayın olayı çakışıyor yani Ne zaman hazırsak o zaman olsun ya yani öyle Aceleci davranmaya gerek yok hani fmax için de öyle mesela çok oynuyoruz şimdi görünce böyle gözünden hani bir, şey, bir sürü şey bitmemiş diyorsun. Bir de şu an oyuna aklımı tek başına yapıyor. O yüzden hani vızvız bir sürü şey çıkıyor çok şey var dert edilecek. Hani siz diyorsunuz ki bir daha başka bir araç yapın, kargo yapın, Iveco espri yapın filan. Yani kolay değil, bu çıkacak bile bunun güncellemesi filan devamı var yani. Sorumluluğu var, o da var yani o yüzden ee, öyle kolay değil ya. Yani. Hani gerçekten şimdi daha da içinde olunca böyle kolay değil yani. Hiç kolay değil bir sürü şeyi düşünerek yapmak mod. Uzun işler bunlar. Çok şey isterseniz çok uzun sürmesi gerekiyor. Şu an çıkarsan bir şey ifade etmez yani. Kötü bir şekilde ama. Ben baktığımda şu an. <laughs> Fmax bu diyorsun yani. Yan yana koydum mesela bir monitörle bunu. Sağdakine gerçeğini koydum. Fmax bu diyorsun yani. O şeyi de böyle artık e, oturmuş kafanda. Dorsel'e gidiyorum falan böyle hani Fmax. Yürüyor yani orada. Bizim çocuk yürümeye başladı zaten paylaşmıştım. Şeyde. <laughs> ya tabii çeşitli forumlarda, çeşitli sayfalarda bu f paylaşım bence. Yani ben her yere aktaramam bu gelişmeleri. Yani rüzgarıdır, rüzgarlıdır, yeni bir özelliğidir. Bir şeyler yapılıyordur. Hani siz bunları yapın bence daha iyi olur. Çünkü donanım haberde falan baktım ana konusunda pek paylaş zaman zaman belki. Daha, belki daha önce paylaşmışlar da en son şu işte video yaptım. Hani paylaşın çünkü yani Türkler yapıyor. Kimisini de nedense bu mod şaşırtıyor yani ha, ben şimdi hiç şaşırmıyorum. Çünkü şey yani Türkiye'de kötü modcular yok yani var iyi modcular var yani kimisi yapmaz kendi alanında oynuyorlar Çünkü aklı adam paylaşınca tecavüz edecekler bu modu biliyorsunuz bu da buna da öyle olacak yani acayip şeyler fanteziler deneyecekler yani iyi olmasını isterim ben ama modların yani şey olarak deneyim, krom olsun vır zıvır olsun onlar düzgün yapıldığı sürece bak herkes oynayabilir o zaman düzgün yaparsan o modu herkes oynar öteki türlü kusura bakmayın da yani öyle saldığımız sıçtım ortaya bir şeyleri hiç kimsenin dikkatini çekmez. kalır orada öyle kuytu köşede kalır o Sen oynarsın, senin gibiler oynar. Ama e, düzgün herkes yönelik bir şeyler yapılırsa çok güzel olur yani. Çünkü araca mesela modifiye olarak da düşüyor. Ne olabilir şimdi? Modifiye yani yapılmayacak bazı şeyler çünkü yok zaten öyle bir şey de. Ne olabilir fikir olarak hani buna neler yakışabilir buna değil mi? Tasarım olarak. Başka c c CS design ne var öyle bir şey var. Yapmışlar mesela bir FMAX'i falan tasarlamışlar ama öyle. Modifiye de hani çok da güzel durmadı ama gerçi ona da öyle bir şey kuşu aslında, aracın şeyini. Bir Iveco şey var mı? Giderken bir Iveco uzaktan ay ve şey genişliğinde böyle görüyorsun her yani böyle. Kapının şasi olarak böyle bir geniş. Nasıl diyeyim böyle bir havası var. Şey olarak söyleyeyim yani öyle. <laughs> oyunda oynarken. <laughs> Sonuçta oyun yani. Tabi başka oyunlara gelmesi çok istiyorum. O hayır yani. O çok ayrı bir hikaye de neyse. Ford şeyde FPS 19'da F-Max'lerle pancar mancar taşırdık. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. S400'ler de filan e, Türkiye'ye girdi ya. S400. E, ya millet çok şey düşünüyor ya. İki kutuplu düşünüyorsunuz her şeyi. İki kutuplu düşünmeyin. Ya ABD ya da Rusya diye bir şey yok. Türkiye e, tam bağımsız olabilir yani. Öyle bir söyleyeyim dedim. Ne alakası? Yani düşünmeyin öyle yani. yani. Neyse görüşürüz bir sonraki videoda. 20. bölümü bitirdik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>